Arkadaşlar selamlar. Bir Zotero dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde Zotero'nun özellikle kitaplık bölümünün nasıl şekillenebileceği hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki Zotero programına eklenen her türlü kaynak kitaplığım klasörü altında yer alır. Yani kitaplığım klasörüne tıkladığımızda kaynakların tümü gelir. Şimdi biz diyelim ki bir akademik çalışma içerisine girdik. Burada kitaplığımızı çalışmamızı hazırlarken ortaya koyduğumuz başlıklar şeklinde düzenleyelim. Mesela diyelim bir projemiz var. Bu projemiz hemen Osmanlı tarihinde mesela Fatih Sultan Mehmet dönemi diyelim. Hemen yeni bir derme açıyorum. Bakın projeler diyelim. Evet. Burada bir projeler klasörü açtım. Onun altında da projelerimi tekrar getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın burada projeler kısmına bunun altında bir alt derme yani alt bir klasör açmak istediğim zaman yeni alt derme diyorum. Diyelim ki mesela Osmanlı tarihi. Evet. Onunla ilgili de mesela yeni bir proje daha yapıyorum. Bakın alt alta gidiyorum. Yeni alt derme. Fatih dönemi. Fatih dönemi. Fetihler. Evet. Böyle bir şekillendirme, raflama sisteminin içerisine giriyorum. Dikkat ederseniz yeni yeni klasörler oluşturdum hiyerarşik sıraya göre. Bu hiyerarşik sıralama benim için neden önemli? Çünkü kaynaklarımı bu hiyerarşik sıraya göre düzenlersem akademik çalışmamda o şekilde disipline olabilirim. Bunun için de ne yapıyorum? Kaynaklarımı klasör klasör dağıtabilirim arkadaşlar. Yani sadece kitaplıkta yani kitaplığım klasöründe tutmamda gerek yoktur. Yine ben kitaplık klasörüne geliyorum arkadaşlar. Bakın şimdi kaynakları dağıtacağım. Diyelim ki mesela şu makaleyi Fatih dönemi fetihlere getiriyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın mouse'la tuttum, sürükledim, bıraktım. Ondan sonra da Fatih dönemine tıkladığım zaman burada bir makalenin de yer aldığını görüyorum. Ama bu makaleyi buraya sürükledim. Fakat bu kitaplığımdan gitmedi. Asıl kitaplığımdan gitmedi. Yani bu benim kütüphanem. Kütüphanemden gitti. Kütüphanemi istediğim şekilde klasörler açarak şekillendirebilirim. Kaynakları da bu şekilde bu klasörlerin içerisinde sürükleyerek bırakabilirim arkadaşlar. Tekrar mesela yapıyorum arkadaşlar. Bakın mesela bir tane de Osmanlı tarihi bölümüne bırakıyorum. Bakın oraya tıkladığımda da burada bu var. Evet. Şimdi kardeşlerime söyleyeyim. Bir makaleye başladınız ya da bir teze başlarsanız eğer tezin içindekiler kısmını mesela başlık olarak belirlemişseniz bu başlıkları da klasörlerde burada hiyerarşik şekilde klasöre yansıtırsanız okuyacağınız kaynakları da bu şekilde mesela sürükleyip bırakabilirsiniz. Ve bu sizin hangi başlıktan hangi kaynakları okuyarak eser üretmenizi kolay bir şekilde sağlayacaktır arkadaşlar. Şurada yine özür dilerim. Klasörler nasıl meydana geliyor? Bakın hiyerarşik sırayı. Ana klasör oluşturmak istersen bakın mesela buradan yeni derme diyorum. Evet. Mesela buradan yeni proje örnek veriyorum. Hemen tıklıyorum. Bakın farklı bir kaynak açıldı. Farklı bir klasör açıldı. Ona tıklayarak alt derme meydana getirebiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buna da tıklayarak yine alt derme getirebiliyorum. Ne dedik? Dedi ki eserlerimizi sürükleme yöntemiyle bırakabiliriz. Yani burada klasör ağacını düzgün bir şekilde oluşturabiliriz. Burada tekrar mesela klasörleri de silmemiz nasıl gerçekleşiyor? Bakın sağ tıkladım. Dermeyi sil. Evet. Dermeyi sildi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi üzerinde durması gereken nokta şu. Sürükleme yaptıktan sonra bakın mesela projeleri sürükledim bıraktım. Mouse'un ucunda artı işareti çıktı. Hemen bıraktığımda artık Osmanlı Ermenileri kitabı da burada yer almaktadır arkadaşlar. Bu bize ne sağlayacaktır? Bir, kaynaklarımızı gruplamamızı sağlayacaktır. İki, kaynaklara hızlı bir şekilde erişimimizi sağlayacaktır. Üç, kaynakların yani araştırmanın oluşan başlıklarına göre klasör ağacını meydana getirip kaynakları buna göre mesela hazırlayabilmemizi sağlayacaktır. Hangi başlıklar altında hangi kaynakların yer aldığını görürsek o başlığı hangi kaynaklardan yani o klasör altında bulunan kaynaklardan yararlanarak yazacağımız kesinlikle ortaya çıkacaktır. Bu da bize bir ivme kazandıracaktır arkadaşlar akademik çalışmamızda. Bu dersimizde klasör nasıl açılır? Yani kitaplığının altında klasörler nasıl açılır?
bu klasörlerin hiyerarşik sıralaması nasıl olur? Onunla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Yine diğer taraftan eserleri bu klasörlere çekip bırakmayı gösterdim. Şuradan eseri sildiğimizde arkadaşlar bakın. Eseri dermeden sildiğimizde bakın American Board sildik. Bu kitaplığımdan gitmedi ama bakın dikkatinizi çekiyorum, kitaplığımdan gitmedi. Yani eseri silmek istediğimiz zaman kitaplıktan siliyoruz arkadaşlar. Klasörler arasında bulunan eserleri sildiğimizde bu kitaplıktan gitmez. Bu dersimiz de böyle olsun arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum.